Şimdi bu bahçedeki herkes gözünü kulağını açıp iyi dinlesin. Çünkü bu söylediklerimin tekrarı bir daha olmayacak. O gözü dönmüş manyak kız dün o hastaneyi kimden, ne şekilde öğrenip de benim yeğenimin odasına kadar girebiliyor? Bu kabahati işleyen, buna çanak tutan her kimse ya şimdi ben yaptım deyip kendini ortaya atacak ya da bu bahçeye polis gelip hepinizi tek tek... Ben yaptım. Ben ablama sırtımı dönmedim. Dönemedim. Yerini yurdunu da öğrendim. Anamı da aldım yanıma. Telefonda da ambulans sesini duyunca... Sen artık kızımın şoförü değilsin. Babam mı? Sana şoför çok. Değil mi kızım? Neyin hesabını soruyorsun oğlumdan Agah Bey? Kardeş onlar, kardeş. Bunu da mı yasakladın? Ablasına kardeş olmasını da mı yasakladın? Artık bu kapıda yiyecek ekmek yok sana. Sen artık benim için gelinin kardeşinden başka bir şey değilsin. Yıkıl! Yanlış yapıyorsun Agah Bey. Yanlış yapıyorsun. Kızımla derdin neyse, oğlumu ezerek yanlış yapıyorsun. Yeter be! Yetti artık! Delirtecek misiniz siz beni? Anahtarları alayım. Ama Damla Hanım, babanız... Tatlım, uzatma istersen. Anahtarlar. Hadi. Ben mi? Evet, hadi. Kızım, ben kovuldum. Unuttun mu? Şoför benim zaten. Sen yolu tarif edersin. Hadi. Ben yolu tarif edeceğim. Ya evet, hadi. Bak, emin misin? Eminim, hadi. Kemerini takmayı unutma yalnız. Biraz da sen yapış bakalım. Yavaş. Yalnız bu gördüğün ayna başka kullanım için ha. Nereye? Ya şurada bir yerde bir dönüş olacaktı ama. Hay Allah ya. Hop 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 hop! Ya sen ne yapıyorsun? Görmüyor musun ışığı ya? Ay sen de ne barbar bağırıyorsun? Dikkatimi dağıttın. Başlayacağım ama şimdi dikkatine yani. Tamam, istemiyorum ben dikkat mikkat. Sen önüne bak. Baban seni niye şoförle gezdiriyor belli zaten. Çok komik. Yalnız sen evde oyuncak arabalarınla oynarken ben babamın aldığı arabaları kullanıyordum ona göre. Tabii. Arada hatırlatmak lazım kim olduğunu. Yoksa unuturum, dengim filan sanırım seni. Allah muhafaza.
Bas hadi bas. Kızım arabayı park edeydin yani. Ay sen de amma konuştun ha. Dönüşte sen kullanıyorsun, elimi bile sürmem. Ben kullanacağım tabii, ben canımı seviyorum kızım. Vay 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 vay. Manzaraya bak lan. Buradan bakan da bu şehri güzel sanacak ha. Tamam güzel de. Bu şehir zalim be. Ben bir zalimliğini görmedim vallahi. Sana niye zalim olsun kızım? Niye zalim olsun ki sana? Yabancıya, yoksula, garibana zalim. O kadar büyük ki. İçine dalmaya korkuyorsun. O insan kalabalığında boğulup ölecekmiş gibi hissediyorsun. Sanki bu koca şehir seni bir hamlede yutacakmış gibi. Bazen böyle biri elimden tutsun istiyorsun. İstiyorsun da. Keşke öyle istemekle olsa olmuyor. Güzel yermiş ya. Beğendim ben. Benim gizli mekanım. Sırrımı seninle paylaştım. Neden diye sorma. Çünkü sen de bir mandalsın. Diş kapının mandalları. Karaçaylar benim boğazıma kadar drama boğduklarında soluğu burada alıyorum. Unutmak için. Unutmazsam kurtulamam çünkü. Kendimi, ailemi, soyadımı, her şeyi unuttuğum yer burası. Hey Damla Karaçay, işte sen bu kadar küçüksün diye bağırdım. Sadece Damla olduğum, ailemi, soyadımı, her şeyi unuttuğum yer burası. Sen beni de unutturmak için getirdin buraya, öyle mi? Sen dışarıdan bambaşka duruyorsun. Nasıl mesela? Mesela... öyle kafaya hiçbir şey takmayayım. Yani Toka'dan başka kimi mesela? Ne kadar az umursarsan... o kadar az yara alırsın çünkü. Vay be. Afili lafmış. Ben bunu kullanırım ama sosyal. Halka geçme.
Sağ ol. Mandal. Unutturduğun için. Şey değil. Mandal.